CHP kendini infilak ettirdi. Siz hiç büyük dinamit atılmasını seyrettiniz mi bilmiyorum. Önce ses gelir ama 4-5 saniye sonra havadan taşlar gelir. Havadan taşların gelmesi için 4-5 ay bekleyeceğiz. Çünkü bana sorarsan dünkü kurultayda Kılıçdaroğlu'nun ya da partisinin aldığı kararlar çok büyük olaylar. Yani Cumhuriyet tarihinin 60 ihtilali, 12 Eylül, FETÖ işgali gibi, 15 Temmuz gibi çok büyük bir siyasi olaylar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tarihinin en büyük olayı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi açıkça ve düz bir şekilde eyalet istiyor PKK ile anlaşması sonucu. Bunu tabii çözüm sürecini bir meclise getireceğiz. İki anayasayı değiştireceğiz. Üç programımızı değiştireceğiz. Dört işte kendi polisini yapar, kendi askerini kendi yapar diye engellenen özellik şartnamesinin maddelerini kaldıracağız. Yani kendi askerini de yapabilir, kendi valilerini atayabilir. Buna eyalet dersiniz, federasyon dersiniz ama ne şekilden bakarsan bak bir de terbiyesiz bir şekilde PKK'ya veriyor bunu. Utanmadan bütün sözcüleri ekrana çıkıp kurultay boyunca demokrasinin önünde iki tane engel var. Biri Kürt sorunu, biri FETÖ sorunu diye. İkisi de cezai sorundur, suç sorunudur ve bırakmıyorlar ki cezalarını çeksinler. Protestolar yapmamız lazım, işte yazılar yazmamız lazım, belki imza kampanyaları açmamız lazım, kamuoyunu uyandırmamız lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi intihar ediyor. Bunu dostlarımız dedi, Davutoğlu, Abdullah Gül de yapacağını söylüyor. Bu hiç kaldırılabilir, affedilebilir bir şey değildir. Seçimi kazansalar PKK'ya ülkenin yarısını verecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin PKK ile ittifakını, FETÖ ile ittifakını asla kabul edemez. Asla. Bunun mümkünatı yoktur. Bundan sonra bütün programlarımızda bu uyarılarımızı yapacağız. Bu adamlara selam verenle de işimiz olmaz. Bu adamlara yok işte biz işte bir seçim yaptık, ittifak yaptık diyen yazarlar, Cumhuriyet'le, Oda TV, Sözcü, kim susuyorsa, kim sessiz kalıyorsa işimiz olmaz artık. Ne demek ya seçim kazanacaksın diye PKK'ya ülkenin yarısını vereceğin gibi manyaklığın içine girilir mi? Deliliğin içine girilir mi? Demek ki burada niyetleri bizi kışkırtmak, bizi tahrik etmek. Zaten Kaftancıoğlu'nun da beklediği bu. Seçimde bir alegori bir şey olsun da sokaklara inelim. HDP'nin de sokak gücüyle ortalığı karıştıralım. Bunun başka anlamı yok. Biz cumhuriyetçiyiz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünden yanayız. Ve şu anda dün kurultayda gördük. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruyan, söyleyen tek adam kalmadı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi bu nedir? Siz anayasanın en temel maddesine, kurucu anayasaya karşısınız, hepsine karşısınız. Bu nasıl olacak? Bütün bunları da söylediğin zaman, siz AKP'den mi yanasınız? Kardeşim ben AKP'den yana değilim ama PKK ve FETÖ'den hiç değilim. Yani siz bizi bu büyük kitleleri, bu muhalif kitleleri 20 yıldır bekleyen muhalif kitleleri PKK'ya, Kaftancıoğlu'na, FETÖ'ye niye mecbur ediyorsunuz? Dönüp bir tane cumhuriyetçi aday bulamıyor musunuz? Tertemiz yüzlerce cumhuriyetçi aday var. Ki 3-4 ay sonra biz burada bu cumhuriyetçi adayları bol bol söyleyeceğiz isimlerini. Bunları takdim edeceğiz. Biz bunlar adaylarını değil başka adaylar söyleyeceğiz. Meclise getireceğiz. Programımızı değiştireceğiz. Anayasayı değiştireceğiz. Kürsünün önünü açacağız. Lafları eyalet sözü verdi lafları yani. Ve bunlara karşı da tepki oluşturacak sivil kurumlar, Ataşkın Düşünce gibi, Çağdaş Kadınlar gibi. Kafaları nerede, onları da kim bağladı bilmiyoruz. Sözcü Cumhuriyet gibi gazetelerde bağlanmış. Halk TV zaten bağlanmış. Televerbil'den bağlanmış. Yani Cumhuriyet'i kuran parti ülkesini satıyor. Kime? PKK'ya bir seçim uğruna. 10 yıllarca ne yaptılar? Pilotların, askeriyen, FETÖ'nün olduğu için bir askerimiz şehit olduğunda gittiler bomboş şeyleri, dağları bombaladılar. 20 yıl. Bomboş. Bunlarla hesaplaşacağız. Ölmedik. Biz buradayız. Ve biz bu toprakların çocuğu olarak bu toprakların nöbetindeyiz. Hepsine de söylüyorum. Rezil rüsva olacaksınız. Birkaç aya kalmaz infilak edecekler. Dağılacaklar. Bundan emin olun. Burada bir tür büyük bir millet var. İşte bakın Ali Erbaş diye bir adam bir laf etti. Neye uğradığını şaşırdı. Ve maç daha bitmedi. Neler olacağını da göreceksiniz.